Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bugün özel bir programımız var, özel misafirlerimiz var. 100. Üniversitesi'nden 3 öğrenci arkadaşımız. Kendileri sosyoloji bölümü öğrencileri, Suriyelileri konuşacağız. Evet, göçmenleri, zorunlu göç yaşamış çocukların yaşadıkları sosyopsikolojik sorunlar var. Tabii büyüklerin de sosyopolitik konulara da girebiliriz, bilmiyorum. Buradaki hanımefendiler artık bizi nasıl yönlendirecekse öyle yönleneceğiz efendim. Kim var stüdyomda? Seval İkinci, hoş geldin. Hoş buldum, merhabalar. Evet, tamam, işte böyle. Seval, hoş geldin dedik. Emine Çoban. Emine, biz de hoş bulduk da mikrofonumuz sesini hoş bulmadık. Niye acaba? Niye böyle kötü? Ha, şu an tamam. Şu an sesin duyuluyor Emine artık senin. Ve sırada kim var? Kim var? Kim var? Kim var? Gülcan. Evet. Gülcan, nereliydin? Ben Vanlıydım. Vanlısın. Evet, Vanlı. Tabii Vanlı olduğun duruşundan oturdum. Biraz daha rahatım ben, biraz daha. Ya biraz değil, çok rahatsın. Öyle çok rahat bir tavrım var. Tabii arkadaşlarımızla neyi konuşacağız? Neyi konuşacaktık? Suriyeli göçmen çocukların Van kent merkezindeki yaşantılarını. Konuşalım. Kaçıncı sınıfta şey var? İkinci sınıf öğrencisiyiz biz. İkinci sınıf öğrencisiniz. Evet. Ne tür çalışmaydı bu yaptığınız? Yaptığımız Van kentindeki göçle ilgili çalıştık. Van kentindeki göçmenlerin yaşantıları ile ilgili çalıştık. Biz çocuklar üzerinden ele aldık. Başka panelist arkadaşlar vardı. Onlar da farklı yönlerden ele aldılar. Bizim çocuklar üzerinden ele almamızın sebebi ise hani göç kavramını en iyi okuyabileceğimiz kişiler çocuklardı. Hani çocuktan al haberi diye bir terim vardır ya, gerçekten öyle. Yani en iyi onlar yansıtıyorlar ve en çok da onlar etkileniyorlar. Öyle tahmin ediyorum bu yaşanan zorunlu göçten son cümlenizdeki kelime de onu ifade ediyor. En çok onlar etkileniyor. Evet. En çok etkilendikleri konu ne? Hangi konuda çocuklar daha çok etkileniyor? En çok psikolojik ve eğitim alanında etkileniyorlar. Ciddi anlamda eğitim hayatlarında bir aksama olduğunu bilgisine ulaştık. Evet. Psikolojik olarak da çocukların hani savaştan çıkmış bir ruh hali zaten. Hani çok da iyi olmasını beklemiyoruz ama hani ciddi anlamda problemleri olduğu o kadar belli ki çocukların kendilerine dair bir beklentileri yok. Yani oradaki savaş ortamı, oradan göç, yeni geldikleri yere alışamama duygusu, yaşadıkları sıkıntı, bunların hepsi psikolojileri üzerinde etkili, çok etkili. Kaç yaş üzere araştırma yaptınız? 5 ve 16 yaş üzerinden araştırmamızı gerçekleştirdik. Hani onların psikolojik olarak da ne durumda oldukları ile ilgili hani verilere ulaştık. Gerçekten çekinik, daha çok hani içe çekinen, kapanan çocuklarla karşılaştık. Sorduğumuz sorulara bile kesinlikle yanıt verirken utana sıkıla cevap veriyorlardı. En belirgin olumsuz etki ne Şevval? En belirgin olarak eğitim alanında gördük olumsuz etkilerini. Çünkü görüşme yaptığımız çocuklardan yalnızca bir tanesi eğitim hayatına devam ediyordu. Suriye'de eğitim hayatına devam eden çocuklar da Van'a geldikten sonra son vermişler eğitim hayatlarına. O yüzden en fazla eğitim hayatlarında bir değişme söz konusu, bir etki söz konusu. En fazla yaşadıkları olumsuzluk eğitim alanında. Kesinlikle ve aynı zamanda temel ihtiyaçlar. Bu çocuklar yaşlarının gerektirdiği beslenme, sağlık veya giyinme, çocuğun barınma temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değiller. Peki annesi babası olmayıp yani kaybeden çocuklardan çok var mı? Bizim görüşme yaptığımız hani muhakkak ki vardır ama görüşme yaptığımız örneklemimiz içerisinde böyle bir çocuğa rastlamadık. Yani böyle bir çocuğa rastlamadık. Ama kardeşleri ölenler vardı hani ailede. Küçük kardeşi, 40 günlük bebek bomba düşmüş üzerine işte ölmüş. Şimdi bu çocuk. İnsanlar nereden yaşıyor? Efendim? Nerede yaşıyorlar bunlar? Yani kiracılar mı? Kiracılar, mı konuyorlar? Görüştüğümüz kişiler İstasyon Mahallesi, Akköprü Mahallesi, Bostaniçi Mahallesi, Maraş Caddesi, Cumhuriyet Caddesi. Bu taraftan seçtiğimiz örneklemimizi oluşturanlar burada yaşayan çocuklardı. Ve kirada kalıyorlar. İnanılmaz kötü evlerde.
çok zor hayat şartlarında. Kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde yaşıyorlar. Ve gittiğimiz evlerin bir en fazla iki tanesi diğerlerine nazaran bir gıp de daha iyi. Ama gerçekten hani insanların yaşamlarını devam ettirebileceği bir yer değil. Biz kapıda görüşme yaparken bile zorlandığımız evler vardı. Ailenin bu görüşmelerde engel olduğu durumlar oluyor mu? Oluyordu. Zaten görüşme yaptığımız bütün çocukların yanında aileler de vardı. İlk önce onlardan onay alıyorduk, izin alıyorduk. Daha sonra çocuklarla görüşüyorduk. Ve bu görüşme yaptığımız sırada da sürekli yanlarında ve bir şekilde müdahale oluyordu. Hani biz daha çok çocuklarla iletişim kurmaya çalışıyorduk. Ama ister istemez muhakkak ki ufak ufak müdahaleleri oldu. Oluyor. Şimdi Şeval, biraz da Gülcan'la konuşalım. Gülcan, tabii giriyorsunuz, kapıyı çalıyorsunuz. Hı-hı. Bazen aileler karşı i̇zin çıkıyor, vermiyor, anne baba. Gerekçeleri ne? Ya zaten bir kere korkuyorlar. Hani zaten biz bunu da belirttik. Çok çok korkuyorlar. Etraflarına güven duymuyorlar. Hani kim olduğunu bilmiyorlar sonuçta. Yabancı dil, yani biz farklı bir dil konuşuyoruz. Türkçe konuşuyoruz. Onların tek güvendikleri kendileriyle aynı iletişimi sağlayabilecek insanlar. Hatta zaten bizi kovan bir kadın da vardı. Bize gidin dediler, işte siz kimsiniz, niye bizi çocuklarımızı falan araştırıyorsunuz. Eşi izin vermedi, hani gelsinler araştırsınlar öğrenciler falan diye. Yani öyle izin alıp girebiliyorduk. Hı-hı. Zaten güvenmiyorlar yani bir kere, hani yani ki ben olsam aynı şeyi benim başıma gelse ben de aynı şekilde insanlara güven yani bir kere güvenmiyorum yani istemiyorum. Hani niçin araştırıyorlar ki, ne yapacaklar, kovacaklar mı bizi? Yani düşüncesi. Bunlar sizin art niyetli olabileceğinizden mi endişe ediyor? Ya tabii ki de öyle. Hani diyorum ya, mesela ben evimde oturuyorum. Yani belki de izinsiz gelmişimdir. Ya gelse birisi benim kaydımı alsa, ya beni buradan alsalar. Ya böyle bir düşünce olsa, ya bizi buradan attırsalar. Biz nereye gideceğiz düşüncesi oluşuyor illaki insanlarda, o yüzden. Şimdi daha çok çocukları, evet, incelediniz. Çocukların kaygısı ne? Ya çocuklar zaten... Bir kere açtılar. Hani bu çok bariz bir sıkıntıydı. Fizyolojik açlıktan bahsediyoruz değil mi? Yani açtılar. Hani çalışmak zorundalar. Ha, yani maddi açlıktan. Evet, maddi açıdan tabii ki de. Hem maddi hem de manevi. Hem korku var. Bu, yani maddi olarak da büyük bir korku var üzerlerinde. Hani her an ne olacak düşüncesi var. Kapı çalındığı zaman ne oluyor? Bir ses geldiği zaman ne oluyor düşüncesi var. Ya ki en büyük korkuları zaten. Mesela biz neden okula gitmiyorsunuz dediğimizde bazıları biz... Çalışmak zorundayız, açız, nasıl okuyacağız düşüncesi var insanlarda. İlk önce bedenen bir tam olmaları gerekiyor, ondan sonra başka ihtiyaçlarını karşılamaları gerekiyor. Evet, burada tabii yaptığınız çalışmayı bir sunum halinde paylaştınız. Evet. Sonuç olarak neyi belirlediniz? Yani gittiniz, emek harcadınız, hı-hı, alan çalışması yaptınız, sonuçtan neyi hedefliyorsunuz? Şimdi bizim sonucumuz şu, hani... Diyoruz ya Suriyeli göçmen çocuk dediğimiz zaman işte bizim kendi arkadaşlarımız da işte ay onlar dilencidirler, ay onlar pistirler. Ya biz bu düşünceyi aslında kırmak istedik. Aslında onların pis olmalarının sebeplerini öğrenmek istedik. Hani neden böyle giyiniyorlar, neden insanlara yapışıyorlar? Hadi bana para ver dedikleri zaman neyi amaçlıyor aslında? Yani onları kovmak yerine bir dinleyelim. Yani vermesek de bir dinleyelim. Neden yani onları işte biz bu yüzden hani onları göz önüne sermek istedik. Hani yani dışlamak yerine birazcık bilgi sahibi olalım. Evet. Yani biraz daha tanıyalım. Evet, yani tabii ki de dünyalarına tanıyalım. Girelim. Peki Emine, onların dünyasına girebildiniz mi? Dünyalarına girmek biraz zor oldu. İlk başta girdiğimizde hani sorular sormaya çalışıyoruz. Ya çok özür dilerim Emine, o mikrofonu kendine doğru çevir. Bizim bu mikrofonda bir hastalık var. Ben birazdan onun canını okuyacağım. Evet. Şimdi dünyalarına girebildiniz mi? Zaten sorularımızı oluştururken nitel görüşme üzerinden gittik ama büyüklerle yaparken belki hani sohbet edersin, o sohbet arasında sana bir şeyler belirtirler, sana bir şeyler aktarırlar ama çocuklarda öyle olmadı. Çocuklarda her şeyi ayrıntısıyla sorma gereği duyduk. Onun için sorularımız çok fazlaydı. Yani bunu yapıyor musunuz, şunu oluyor mu? Her şey ayrıntısına girdik. Evet. Biraz zor girdik diyebiliriz. Hatta tam da giremedik. Çünkü onlar ne kadar hani dil de bilmedikleri için kendilerini bize yeteri kadar ifade edemediler. Yani bir anlaşma sorunu da vardı güvensizliğin ötesinde. Çok çok büyük bir anlaşma sorunu yaşadık. Biz alana çıkarken özellikle hani Türkçe biliyoruz, tamam konuşmaya çalışıyoruz. Türkçe bilenler bile bizimle ilk önce konuşmak istemediler. Onlar belki biraz güvensiz, bize güvenmedikleri için. Ama onun sonrasında biz mahallelere çıktığımızda, onlarla konuşmaya çalıştığımızda sürekli ailelerinden izin almaya çalışıyorlar bizimle konuşmak için. Daha sonra ne bileyim şey oldu,
Çocuklar bizimle Arapça konuşmaya çalışıyorlardı. Biz onlarla iletişime geçemedik. Özellikle 5 yaşında bir görüşmecimiz vardı. Hani yeni gelmiş, sokağa çıkamıyor ve bizimle nasıl hani Türkçe konuşabilsin ki, bilmiyor. Annesi soruyor. Annesiyle birlikte hani bizimle şey yapıyordu. iletişime geçiyordu. Hani öyle olunca da çocuk ki aracılar olunca arada istediğini söyleyemiyordu ister istemez. Evet. Peki şunu merak ediyorum. Yani Türkçe konuşandan ziyade bir tane aranızda Arapça bilen biri olsa, aynı dili konuşuyor olsaydı daha açık, daha samimi itiraflarda bulunurlar mıydı? Biz onu düşündük aslında. Ama şimdi onu Arapça bilen demek, yani o arkadaşın görüşü demektir. Yani çalışmada direkt Arapça bilen bir arkadaş olsa, o diyelim hani Suriyeli bir arkadaş da aramızda olsaydı, belki hani geldiği toplumu anlatınca ona fazla böyle göze çarpıyor gelmezdi. Yani evet. Ne de olsa bildiği şeyler. Ama biz bunu görmemişiz. Bir hani onların yaşadıklarını onların kullandığı kelimelerle dinleyince farklı manalara çok çok farklı kapıları da açıyor bizim için. Yani birazdan Nasrettin Hoca'nın dediği gibi damdan düşen gelsin. Emin Sayar tanıyor musunuz? Kızlar başarılar diyor. Teşekkür ederiz. Niye bana demiyor? Emin. Şimdi Zeki Taştan'ı tanıyor musunuz? Evet tabii. Ben sizi seyrediyormuş. Kimmiş? Ha. Zeki Taştan. Çok çok ya, teşekkür ederiz. Teşekkür. Zaten panelimize özellikle bizim öğrencilerin böyle bir panel yapmasını sağladığı için çok çok hakikaten teşekkür ederiz. Hakikaten Zeki Hoca candır. Yani Zeki Hoca'yı severim ben. Şahin Esmer, coğrafya babacan diye geçiyor. Bunu tanıyor musunuz bilmiyorum. Çok öyle teşekkür mi? Ederiz. Tabii ederim. Bana da biraz iltifat var. Yani şöyle iltifat var. Herhalde programdan sonra zor giderim ben. Neden? Yani bilmiyorum. Vallahi çok böyle kızgın, sinirli bakışlar var. Şimdi şey dedik. Emine, eğer Arapça bilen birileri olsaydı o çocuklar kendilerini daha çok açarlardı. Peki gittiniz, çalıştınız, alanda gördünüz. Burada devlet yetkilileri var. Mutlaka bizleri dinleyenin arasında da var. Bakıyorum birçok tanıdık kişi bizi seyrediyor, dinliyor. Devlet ya da yerel yönetimler bu Suriyeli mağdur, mazlum ailelere gerekli ilgiyi gösteriyor mu? İlk geldiklerinde özellikle çok sıkıntılar yaşamışlar. Hani kimlik kartları almadıkları için sağlık olsun, eğitim olsun. Yani zaten eğitim aldıktan sonra da sıkıntı yaşamışlar da evet. Şey yapmamışlardır. Hiçbir yardım almamışlardır. İlk geldiklerine soruyoruz. Hani size yardım eden çevreden insanlar var mıydı veya devlet size yardım ediyor muydu gibi sorular yönelttiğimizde hiçbir yardım almadıklarını belirttiler bize. Biz de sadece onların söylediği kadarın, yani biz onların yalancısıymış öyle oluyor. Yani bize yardım etmediklerini söylediler. Yani sadece halkın desteğiyle mi geçiniyor bunlar? Genellikle aslında halk tek de değil. Yani halk da bir yerden sonra artık şey yapmış, bunalmış. Yani halk da onlara karşı böyle sürekli dilenciymiş gibi gözlemliyorlar. Ama daha sonraki süreçlerde devlet tarafından aylık 900 lira ücret alıyorlardı. Aylık 900 lira ücret alıyorlar. Kişi mi, aile mi? Aile alıyor. Aynı olarak alıyor. Müsaadenle Şeval'le devam edeyim. Şeval, şimdi tabii siz sosyoloji bilim öğrencileri olduğunuz için toplumun dokusunun üretkenini çekiyorsunuz. Kesinlikle. Şimdi bir bizim bakış açımız var. Aşağılayan, horlayan, ötekileştiren ya işte arabanın yanına yaklaşınca nereden çıktı bu dilenciler diyen, hatta bunları ülke dışına atın diyenler de var. Ama bir de acı çeken o topluluk var. İki sosyolojik yapının uyuşması için ne tür tavsiyelerde bulunursunuz? Öncelikle empati gerçekten çok önemli. Hani sadece Suriyeliler için de değil. Her zaman karşıdaki insanla sağlıklı iletişim kurabilmek için empati çok önemli. Tabii. Bu çocukların gerçekten biraz daha hayatlarına eğildikleri zaman, biraz daha bu çocukların neler yaşadığını anlamaya çalıştıktan sonra, mesela biz bu panelde konuyu anlattıktan sonra gelen sorular arasında
peki siz bu kadarını açtınız, bundan sonraki çözüm ne veya biz ne yapabiliriz gibisinden sorular gelmeye başladı. Hani yayın öncesi o soruyu bana versen ben sorsam daha iyi olmaz mıydı? Buyurun. Yine sorarsınız yine devam. Evet, sormuş gibi olayım ben. Aynen, sormuş gibi. Tamam, ben sormuş gibi olayım. Şeval buna cevap versin. Evet, yani, buyurun devam edin. Bence onlara yapılabilecek en iyi şey onları hor görmemek ve biraz anlamaya çalışmak. Gerçekten bulundukları durumu, hani en azından bir yaşadıkları yere görseler, o insanların da burada olmaktan çok memnun olmadıklarını, aslında çok iyi bir hayat yaşamadıklarını, ki kötü bir hayat yaşıyorlar gerçekten. Yani biraz daha onların ne yaşadığına yönelik düşünmeye başlarlarsa, kendilerini biraz onların yerine koyarlarsa, hiç tanımadığınız bir şehre gidince bile yabancılık çekiyorsunuz. Kaldı ki hiç bilmediğiniz bir dil, bilmediğiniz bir ülke. Onların da yaşadığı büyük bir travma. Evet, toplum vicdanını puanlayacak olursanız 10 üzerinden kaç verirsiniz bizim toplumumuza? 10 üzerinden 5 veririm. 5 verirsiniz. Neden? Şöyle, gerçekten hani yardıma muhtaç insanlara yardım etmeyi seven bir toplumuz. Evet. Ama belli bir noktadan sonra da bu bizi rahatsız etmeye başlıyor. Rahatsız etmesinin sebebi ise biz vicdanen rahat değiliz. Bizden kötü durumdakileri görünce kendimizi rahatsız hissediyoruz. Çünkü elimizden bir şeyler gelebiliyor, belki de biz onu esirgiyoruz. Ama genel olarak toplum yapısına bakarsak, böyle ne bileyim, dinimizin de getirdiği bir şey, yardım etme gibi bir şeyimiz var, eğilimimiz var açıkçası. Yani 5 yeni çok iyi puan verdiniz. Yani, o kadar kötü değiliz. O zaman Gülcan'a sorayım. Gülcan, tabii Vanlısın, bu bölgede yaşıyorsunuz. Gerçi hepiniz aşağı yukarı bu bölgenin insanlarısınız. Bu bölgede yaşanan mağduriyeti, mesela bir depremi biliyoruz, evet, biz. Biz bir deprem yaşadık. Depremi yaşadıktan sonra birçok insan bize sahip çıktı. Yani ben de zaten bu örneği verecektim siz Şevval'e o soruyu sorduğunuzda. Aslında biz bunu yaşadık ya, hani diyorlar damdan düşeni hali damdan düşen mi anlar, evet. Öyle bir şey var. Evet. Ya gerçekten hani ben de bunu düşündüğüm zaman diyorum ki aynı yardım tırlarını biz de bekliyorduk. Biz, evet. Yani çok şükür bizim evimizde bir şey olmadı ama çok çok hayat şartlarına sahip insanlar da vardı. Belki o tırları bekleyen, o heyecan, o tırları bekleyen, yani ben vardım, ailem vardı. Hani o yüzden diyoruz ya, sürekli insanlara yardım etmek gerekiyor, sürekli onları anlamak gerekiyor. Yani sonuçta biz yaşadık, yani onların nasıl yaşadığını anlamamız gerekiyor. Evet, sonuç itibariyle yani acı çekmiş bir topluluğuz. Evet. Acının ve mahremiyetin ne olduğunu, mahrumiyetin ne olduğunu biliyoruz. Ama bunların yaşadığı mahrumiyet tabii bizim yaşadıklarımızın çok çok üstünde. Diyor ki Sinan Karabıyık, Suriyeli göçmenler konusuna eğildikleri ve farkındalık yaratıkları için sosyologları tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Diyor. Peki bu çalışmanızı basınla, burada bir basın mecrası. Ama daha geniş bir basın kitlesiyle, basın açıklaması, basın deklaresiyle paylaşmayı düşünüyor musunuz? Ya şimdi bizim hazırlamamız gereken makalemiz var. O makaleyi hazırladıktan sonra neden olmasın ki? Yani sonuçta biz bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz zaten. İlla ki yani sonuçta bizim bulduğumuz bu veriler bence çok önemli veriler. Hani Tabii. Bir farkındalık yaratmak istiyoruz ama işte diyoruz ya, bir makale hazırlamamız gerekiyor. O makaleyi hazırladıktan sonra neden olmasın? Zaten biz panel gününde de işte bizden yardım isteyen kişiler falan vardı. Onlara da söyledik. Hani her türlü yardımı verebiliriz ama kendi verilerimizi veremeyiz. Hani işte gidin siz kendiniz yapabilirsiniz, mahalle isimlerini de verebiliriz. Ama işte biz o makaleyi hazırladıktan sonra herkese de yardım edebiliriz. Hayır, yani şunu diyorsunuz, biz bir emek harcadık, çaba harcadık. İlk önce biz emeğimizin tadına varalım, ondan sonra. Yani biz bu konuda cimrilik yapacağız. Ama belli bir zaman için, makale bittikten sonra. Ama çok özür dilerim, bir gazeteci olarak sormak istedim. Onlar çekmeye devam etsinler, ya, bizim makalemiz kendi adımıza mal oluncaya kadar mı diyorsunuz? Hayır, ya bir kere bizim, yani diyoruz ya, o kadar emek harcadık, biz Aralık ayından beri çalışıyoruz. Tabii Gülcan sıkışınca hemen Şeval devreye girdi. Hayır öyle değil. Ben sıkışmadım, cevap evet. Vereceğim de. Şimdi makale ne kadar sürer? Ya çok şu uzun bir süreçten bahsetmiyoruz açıkçası. Hı-hı. Hani bu en fazla bir ay sürebilecek bir süreç. Ve biz bu çalışmayı daha da üzerinde çalışmayı düşünüyoruz. Hani burada bırakmayacağız kesinlikle. Peki kitaplaşma gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Söz konusu doğru. İşte bu Gülcan arkadaşımızın bahsettiği makale kitapta yayınlanmak üzere yazılacak. Hı-hı. Aslında yine sesimizi duyurmaya devam edeceğiz. Veya işte belki TÜBİTAK projesi olacak. Haline getirip daha fazla yere ulaştırmayı düşünüyoruz. Daha fazla büyük bir farkındalık yaratmayı düşünüyoruz. Yani elimizden geleni yapacağız bu konuda. Evet, bir de Emine'ye dönelim. Emine bir konuş, belki orada ses vardır.
Yok, gelmiyor Emine. Sana küsmüş. Mikrofon sana küsmüş. Ben ne alakası yok. Mikrofon sana küsmüş. Şimdi Emine, burada bir akademik çalışma var. Haklı olarak diyorsunuz ki biz bunu yaptık, yorulduk. Ama bizim de hakkımız, bize de mal olmalı bu. En doğal hakkınız. Ama bunu bir an önce böyle paylaşacak bir konuma da getirmeniz gerekiyor. Mesela sosyal politikalara, farklı alanlara, sosyal yardımlaşma, dayanışmaya verilebilir. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Aslında ben arkadaşlarıma ek olarak hani mutlaka bizim için makale önemli. Ama makale bizim adımıza. Şimdi şöyle bir şey de var. Tamam, paylaşalım, edelim, güzeldir. Şu an eğer makale haline gelirse, o bir kitapta bastırılırsa birkaç yıl sonra bile okunulacak. Tekrar tabii, ele alınacak. Tabii, tabii. Ondan dolayı hani biz sadece biraz sabrediyoruz. Eminim ki ondan sonra hani inşallah meyvesini de alırız fazlasıyla. Yani zaten bizim amacımız bu çalışmaları yapıp sadece bizim adımıza biz çalışma yapıyoruz, bunu yapıyoruz, şunu yapıyoruz demek değil. Onu birileriyle paylaşarak yani toplumumuzda bulunan sorunları işte veya yaşanılanları bir göz önüne getirmektir. Bir bunlar da var, bunlar da yaşıyor dedirtmektir. Şimdi zor bir soru var, hanginize sorayım? Ben biz alırız, hepimiz alabiliriz. Tamam, o zaman Emine'ye sorayım. Emine, kaç hocanız var sosyoloji bölümünde? Dersimize girenleri mi? Tamamını soruyorum. Tamam. Evet. Gerçekten de zor bir soruymuş. Şöyle yani isimlerini sayabiliriz da. Yok, isimlerini tahmini söyleyin. Yani 3 aşağı 5 yukarı yaklaşık. Kaç? 10 tane falan var yani. 10-15 yani tane var. Yani 10 civarında hocamız var. Bunların arasında ünvanları prof, yardoç, doç olanlar var mı? Evet. Var. Doçent doktor Suat Parin var. Doçent doktor Suat. Suat Parin. Hatta ismini söylemişken bölüm başkanımız Suat Parin'e çok teşekkür ederiz. Ve aynı şekilde Yasemin Akisli Kalaylıoğlu'na çok teşekkür ederiz. Bizden hiçbir zaman emekli desteklerini esirgemediler. Şimdi, onlara saygılar sunuyorum. Şimdi sizi sınıfta bırakacak soru soracaktım ama o imkanı bırakmadım. Sorun. Öyle mi? Bir şey olmaz Şeval hocam. Şeval çok şey. Şeval'e sorayım ya. Ben seni kurtarayım, olur mu? Şimdi siz birkaç bayan arkadaşınız daha var. Çünkü 3 grupsunuz. Evet. Onları da konuk alacağım. Bugüne kadar isimlerinin önünde ünvanları olan hocalar bunu düşünmemiş. Göçle ilgili çalışmayı mı? Yani bu Suriyeli göçmenlerle ilgili çalışmayı. Aslında az önce bahsettiğimiz Yasemin hocamız göç üzerine çalışan bir hocamız ve zaten sizi kim yönlendirdi? Yasemin hoca ve Suat hoca yönlendirdi. Bu konuda. Evet. Peki alanda desteği oldu mu? Oldu, kesinlikle oldu. Alkış. Tamam, yani sınıfta kalmadınız. Sadece hani bu ödevle ilgili de değil. Hani bize sosyolog fikrini en iyi aşılayan hoca bir kere ben hep söylerim Suat hoca. Gerçekten hani, ilk geldiğimiz günden beri onu en çok hissettiğimiz hocamız. Çok, hepsi hissettiriyor. Yani çok kıskandım ben Suat hocaya. Bizim için çok başka yeri. Haftaya konuk mu alsak, ne yapsak? Kesinlikle fikirlerinden faydalanabileceğimiz bir insan. Evet, yok, Suat hocayı tabii kesinlikle haftaya zaten konuştum kendisiyle, konuk alacaktım. Yani bu konuda o zaman haksızlık yapmayayım ben. Yani sizi yönlendiren hocalarınız evet, varsa orada haksızlık hocalar, yapmayayım. Peki hocam, yaptığınız değerlendirmeyi raporlaştırmada, hı-hı, sonuç almada katkıları oluyor mu? Yoksa bütün her şey size mi ait? Biz zaten rapora döktükten sonra hani hocalarımıza danışıyoruz ve onların bizi hani tenkitleriyle düzeltiyoruz ve bir sonrakinde o hatayı yapmıyoruz. Böyle proje bitirdikten sonra gerçekten çok iyi bir noktaya geldik ve çok iyi bir iş çıktı ortaya bir kere. Çok iyi bir araştırma ve inanılmaz verilere ulaştık. Yani bunu paylaşmak için de elimizden geleni yapacağız kesinlikle. Yani bu alan çalışmanızın Türkiye'de dikkat çekecek noktaları var mı? Yani mesela Ankara'da başbakanı ya biz bunu nasıl görmemişiz diyebilecekleri nokta var mı? Kesinlikle var. Dediğim gibi eğitim alanında çok büyük bir açık var. Yani tamam, bu çocuklara belki siz yaşayacak bir ülke, bir toprak veriyorsunuz ama çocuğun temel ihtiyacı olan eğitim, sosyal hayat,
Ondan sonra barınma, beslenme, bu konuda çok büyük eksiklikleri var. Kültürel çatışma var mı? Yani kültür çok çatışması. Çok büyük oranda. Yani kültürler birbirine çok uzak değil açıkçası. Hatta görüşme yaptığımız çocuklardan Kürtçe bilenler bile oldu ve arkadaşlarımız bunun aracılığıyla iletişime geçtiler. Ama yine de muhakkak ki kültürel çatışma oluyor ve bir hor görme durumu var. Zaten bunu hepsi yaşıyor ve en büyük acılarından biri de bu. İşte o soruyu da soracaktım. Ben siz cevap verdiniz. Ben sanırım bütün sorularınızı. Halkımızın bu olumsuz tepkileri, tavırları onlar ne kadar etkiliyor? Şimdi zaten ben bunu panelde de anlatmıştım. Arkadaşımızla beraber biz işte Suriyeli çocuk arıyorduk. Mahalle mahalle geziyorduk zaten. Bir tane adam gördük işte Emine'yle beraber. Dedim ki abi dedim işte sizin bildiğiniz tanıdığınız Suriye aile falan var mı diye. Baktım ben varım işte ben Suriyeliyim falan. Ben de şaşırdım böyle aa abi sen Suriyeli misin falan. Evet ben Suriyeliyim. Ben dedim aa abi bize yardımcı olabilirsiniz falan. Ne diyorsunuz siz? Siz niye onların sorularını tartışıyorsunuz? Gidin kendi ülkenizin sorularını tartışın. Onların ne gerek var kendi ülkenizin sorunları dururken falan. Yani bunu birebir biz yaşadık. Yani bu toplumda hakikaten bu kadar merhametsiz, vicdansız, acımasız insanlar ya, tabii ki çok de var. Mu? Ya aslında görüştüğümüz insanlar arasında hani o 10 çocukla görüşme yaptık ya. Gittiğimiz mahallelerde o kadar çok değildi. Hani aslında şimdi yalan söylemeyelim. Bizi yönlendiren, bizi götüren, hatta biz zaten karda gidiyorduk. Hatta kız bizimle beraber o karlı yolları beraber biz çıktık. Bize yardımcı oldu. Hatta dil sorununda bile bize yardımcı oldu. Güneş'te araştırma yaptık işte bu yakın zamanda. O Güneş'in önünde durup da bizimle Kürtçe konuşan bir teyze vardı işte çevirmek için. Ya çok çok öyle insanlar da var. İşte dediğim gibi boş verin onları. Ne yapacaksınız siz bu araştırmayı? Ne gerek var, ne hacet? İşte diğer insanlar da vardı. İşte genelleme yapmayalım işte. İlla ki komşuları da vardı. Çok çok iyi komşuları. Belki onlara yardım eden insanlar da onlardı zaten. Yani aramızda bazen... Olabiliyor. Kendi halkımız da böyle değil mi? Kendi içimizde de böyle yani değil mi? Yani ruhsal problemleri yaşayan... İletişim kopukluğundan kaynaklanıyor. Program bitmek üzere. Çok üzüldük. Gerçekten. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Kısa mı sürdü? Neyse biraz daha devam ettirelim. Evet, Emine ile. Emine, sanki bunlar ikiye bir sana karşı bir şey mi, mobbing mi uyguluyorlar? Aynen ya. Hep onlar konuşuyor. Ben de varım. Öyle şanssızlığımı mı bu alası bir de mikrofon da çalışmıyor. Yani valla onda da bir tuhaflık var. Şimdi Emine, Diyarbakırlısınız. Evet. Yani bu kente uzak değilsiniz. Bu topluma, bu kültüre uzak değilsiniz. Hayır, aynı. Genellikle yani, kültürlerimiz uyuşuyor zaten. Kültürlerimiz birbirine uyuşuyor. Çocuklar gittiğinizde hani gözlerine bakınca bir şeyler hissediyorsunuz. Evet. Çocuklar bizden ne istiyor? Çocuklar bizden beri ilk olarak bizi herhalde anlamalarını istiyorlar. Bizim onları anlamamızı istiyorlar. Bir aslında yaşadıkları durumu bir anlatmak istiyorlar. Hangi sıkıntıları çektiklerini. Çünkü bu çocuklar sadece arkadaş çevreleri Suriyeli'den gelen ailelerin çocuklarıyla, kendilerinden küçük kardeşleriyledir. Türklerle çok çok az arkadaşı olanlar var. Yani buradaki halkla olsun veya diğer bölgelerde de kalanlar olmuş. Onlar da daha sonra bana gelmişler. Ve bu süreçte çok az tanıştıkları, yani arkadaşlıklarını sürecek insanlar olmuş. Ondan dolayı biz onlara yaklaşırken direkt böyle hani sorunlarını yaşadığı en büyük, yani mesela savaşı bile kaç yıl geçmesine epey bir yıl gelen süredir gelen de olmuş. Yani 5-6 yıldır gelen de olmuş. Ona rağmen yaşadığı acıları direkt bize anlatanlar oldu. Bu demek yani demek ki sürekli bir paylaşmak istediklerini gösteriyor. O zaman onlar biraz da toplum tarafından ötekileştirilmiş bir psikoloji mi yaşıyorlar? Aynen öyle. Yani sürekli biz Suriyeliler, Suriyeliler. Biz bile hani artık nasıl diyeyim? Yani gerçekten hiç güzel değil şeyimiz ama dışarıda gördüğümüzde diyebiliyorduk. Bu işte Suriyeli bir çocuk, bu aile. Çünkü genellikle yani onların şey olsun, giyiniş olsun veya ne bileyim giyinişlerin tek değil aslında, yaşamları olsun hepsi aynıdır. Yani benzerler. Ondan dolayı biz de çabuk fark edebiliyorduk. Peki Emine şunu da sorayım. Yani çok zorluk yaşıyorlar. Evet. Peki yaşadıkları zorlukların bizim toplumumuz tarafından telafi edilmemesi. Yani kışın bir mont alınmaması ya da evlerine bir ne bileyim soba götürülmemesi. Onların bize karşı olan ırk dersen Kürt, din dersen İslam,
ya da merhamet, vicdan anlamında onlarda bir kırılganlık yaratmış mı? Zaten aynı şekilde onlar da bize karşı bir tepkileri var. Yani bakıyorlar bizi sevmiyorlar onlar da. Bizimle iletişime geçme gibi bir şeye girmiyorlar. Lükse girmiyorlar. Ne de olsa bizi sevmiyorlar diyorlar. Yani özellikle bir sokakta yaptığımız araştırmalarda sürekli bize olumsuz şeyler sergiliyorlardı. Şöyle diyeyim yani çalışmamıza ilk bir çocukla gerçekleştirdik. Cumhuriyet Maraş Caddesi'nde çocuk ilk önce bizimle konuşmaya yanaşmadı. Biz onu ikna ettik, öyle böyle ikna ettik. Neyse parka oturduk, konuştuk. Çalışmamız bittikten sonra bu ne yani? Bu çalışma bana hiçbir faydası yok. Boş boş beni zamanımdan çaldınız, para kazanamadım gibi ifadelerden bazen daha hatta küfürlü ifadelerden değil mi de nahoş kelimeler de kullandıkları oluyor. Evet, sevgili Emine çok teşekkür ediyorum. Son bir iki cümleni alayım sonra arkadaşlara döneceğim. Çünkü program bitiyor artık. Erken mi bitti? Evet. Ben söylemiştim ama doyamayacaksınız diye. Evet, gerçekten de diye. Erken bitti. Erken bitti. Evet, sohbetimize doyum olmuyor. Emine, toparlarsak bizim toplumumuzun büyüklerine, çocuklarına tavsiyen ne olur? Efendim tekrar sorunuzu alabilir miyim? Bizim şu an Tutku Radyo'yu dinleyen koca koca adamlar var, büyük evet. adamlar var. Onlara tavsiyen ne olur? Ya başta bir dışlamayalım ya. Yani en azından gerçekten bir ötekileştirmeyelim. Bir onları anlamaya çalışalım. Biz de gerçekten başka bir ülkeye gitsek sürekli herhalde bizim de isteklerimiz olacaktı. Bizi anlamalarını isteyeceğiz. Onların hani biz toplumda şunu diyoruz. Bir şey anlatılınca falan sürekli hoşgörü diyoruz ama yapmaya gelince bir adım geride kalıyoruz. Yani evet. bir onları anlamaya çalışalım ilk öncelikle. Öncelikle onları anlamaya çalışalım. Şevval, seninle devam edelim. Sonra Gülcan'la son noktayı koyalım. Şimdi sosyoloji benim aslında yıllar önce çok merak duyduğum, çok ilgiyle kendimce kitap okuduğum bir bölüm, bir alan hakikaten toplumu tanımak için sosyoloji herkesin öğrenmesi gereken bir bilim dalı, bir disiplin diyebiliriz. Siz şimdi o alanda okuyorsunuz, çalışmalar yapıyorsunuz. Evet. Yaptığınız bu çalışmalarla birlikte toplumun dokusuna uyabilecek ya da toplumu o arzu edilen seviyeye dönüştürebilecek bir eğitim modeliyle yetiştiriliyor musunuz? Yani ben sosyolojik olarak aldığımız eğitimi gerçekten çok kaliteli buluyorum. Bir kere hocalarımız çok iyi. Evet. Dediğim gibi bize sosyolog fikrini çok iyi aşılıyorlar. Ama toplumun diğer eğitim alanından inceleyecek olursak hani insan olarak kaliteli insan yetiştirmeye yönelik bir eğitim sistemi var mı diye soracak olursanız yok. Ama sosyolojik olarak açıdan aldığımız eğitim gerçekten bize bazı farkındalıkları yaratan ve çevremizi daha iyi analiz edip o yapı taşlarını daha iyi görmemizi sağlayan bir eğitim şu an için evet alıyoruz. Ve gün geçtikçe kendimizdeki o değişimi, farklı bakış açısını veya ne bileyim insanlara olan farklı yönelimimizi, farklı bir pencereden bakma fikrini o değişmeyi kendimizde görüyoruz. Bu bazen biraz ürkütücü olabiliyor açıkçası. Peki o zaman ters bir soru sorayım. Toplum bu bölümün kıymetini, değerini biliyor mu? Toplum, bürokrasi, siyasi, okuldaki diğer bölümler yani bir matematik, bir fizikten daha az ihtiyaç duyulan bir bilim dalı değil, disiplin değil. Yani hatta belki onlardan daha fazla ihtiyaç duyulması gereken bir disiplin. Açıkçası hani ülkemizde bir bölüm eğer iyiyse o iyi bir maddi getirisinin olduğu ve atamasının iyi olduğu bölüm olarak bakıldığı için hani bizim de bu konuda çok rövanşta olduğumuz söylenemez. Yani çünkü, evde kaldığınız gitti. Öyle bir şey değil. Ben hiçbir zaman sosyoloji okumayı boşa görmüyorum. Yani değil, muhakkak ki. Ben buradan mezun olduktan sonra çok şey kazandığımı ve kendimi çok geliştirdiğimin farkında olarak mezun olacağım. Daha şimdiden bunu söyleyebiliyorum. Ve o zaman da bu bölümü bitirdim diye pişman olmayacağım. Evet, tabii bu arada birçok yorum da var.
Yani Ercan Koçak, iyi yayınlar. İzliyorum hem de İstanbul'dan diyor. Selam ve dua ile deli doktor. Teşekkür ediyoruz. Emin Sayar artık kime yazıyorsa bilmiyorum. Bana yazıyor mu, size mi yazıyor bilmiyorum. Birilerine yazıyor. Ama o Emin'e diyeyim, bakın bedava reklam yapıyoruz. Yani reklam parasını göndersin. Yani Haşim abi var, Aydın Altay var. Tanıdığım iyi bir yazar kardeşimiz. İyi bir program olduğunu söylüyorlar. Sizin büyüklere tavsiyelerinizi dinleyelim. Sizi de uğurlamış olalım. Benim büyüklere tavsiyem, hani gerçekten artık toplumda hiçbir şey için geç değil. Bazı şeyleri değiştirebiliriz. En önemlisi ön yargılarımızı kırabiliriz. Biz kendi içimizde ön yargıyı kırarsak ve bunu etrafımıza da yayarsak zaten toplum bir yerden düzelmeye başlayacak. Ve insana insan gözüyle bakmak çok önemli. Evet. Irkını, dinini veya nereden geldiğini düşünmeden sadece insan olarak değerlendirmek. Benim herkese tavsiyem bu, ön yargılarından kurtulsunlar bence. Bir kurtulabilsek o illetten var ya neler olacak, ama hiç kırılan insan kalmayacak. Çok iyi yerlere geleceğiz. Gülcan, yani şimdi sen Vanlısın diye sana kıyak geçtik. Yani burada bir Bitlisi var, bir Diyarbakırlı var. Son sözü Vanlıyım kim söylermiş? Az sonra ister söylermiş. Tabii, bir de Vanlılar söyler. Evet, bir de Vanlılar söylermiş. Bir de bunun dışarısı varmış. Evet, seninle toparlayalım. Emine, ben şunu sorayım sana. Şimdi genelde araçların kırmızı ışıkta durduğu noktalarda çok fazla çocuk var. Çok kırıcı davranıyor insanlar. Ben çok dikkat etmeye çalışıyorum. Biz de dikkat ediyoruz. Siz diyorsunuz ki çok zor durumdalar. Aynen öyle. Yani oradaki çocuklar, o zaman şu mana mı çıkıyor? Oradaki çocuklar keyfi orada değiller. Ya tabii ki de değiller. Ya düşünsenize, o kışta, o soğukta. Biz mesela botumuzla, kışlığımızla, ayakkabımızla o kadar kendi dikkat ediyoruz. Onlar açık bir ayakkabı ve terlikle oradalar. Yani bunu hangi insan kendisine yapabilir ki? Hani evet, hangi insan kendi evladının o şekilde olmasını ister ki? Yani sonuçta ona mecburdurlar bir şekilde. Zaten evet, hani araştırma yaptığımız zaman da çalışan anne baba sayısı çok çok azdı. Yani bu çocuklar eve ekmek götürmek zorunda ve kirayı denkleştirmek zorundalar. Yani bu o kadar kötü bir şey ki. Kirayı çıkarmak istiyorsun. Yani... Yani evden çok özür dilerim, çok özür dilerim. Yani o bizim dileniyor diye, hı hı, alışmasınlar kıl diye aşağıladığımız bu çocuklar, yani ben yapmıyorum. Hı hı. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum. Ama bu çocuklar ev kiralarını, hı hı, evdeki ekmeği, hı hı, götürebilmek için mi oradalar? Ya şimdi zaten hani dediğimiz zaman ne yapıyorsunuz, niye çalışıyorsunuz, işte ne yapayım? Evin kirası şu kadar para, benim onu çıkarmam lazım. Eve ekmek alacak kimse yok, benim ekmek parası kazanmam lazım. Bugün çok açım, nereden para getireceğim, kim bana verecek düşüncesiyle onlar orada çalışıyorlar. Hani hiç kimse kendi keyfinden, yani ben mesela kendi evimde, yani kar yağdığı zaman nasıl dışarı çıkacağım ben, çok üşüyorum yani dediğimi biliyorum. Hani o insanlar neden boşu boşuna orada dursunlar ki? İlla ki bir şeye muhtaçlar, illa ki. Efendim? Mikrofona konuşun lütfen. Sırf bu yüzden eğitim hayatlarına dair, kendilerinin geleceklerine dair bir planları bile yok. Çünkü çocuklar, bu çocuklar sadece yarın veya bugün ne yiyeceğinin, ne giyeceğinin derdinde. Böyle bir çocuktan siz kendisi için, gelecekteki mesleği için bir planlama yapması veya eğitim hayatını düşünmesini bekleyemezsiniz. Bu çocuk ailesine bir şekilde yardım etme çabası içerisinde, para kazanacak. İşte babasına 2-3 kuruş götürüp onu biriktirip ay sonunda işte o köhne evin kirasını verecek. Evet. Şimdi tabii Şeval mikrofonu çok sevdi. Radyocu yapacağız Şeval'i. Hiç kurtuluşu yok. Gerçekten o şeylere değinmek istiyorum. Tabii yok. Ben hakikaten yani hem rahatlayın diye hem dinleyiciler daha farklı bir program dinlesin. Doğru. Acıyı tatlı dille anlatalım ki evet, belki o tatlı dille acıyı kalplere işleyelim doğru diye. Şimdi o zaman şu mu? Net konuşuyorum. Şu an bizi en az 10 bin kişi dinliyor. Tamam. Yani o zaman o çocukları gördüğümüzde onları aşağılamak yerine sevgiyle yaklaşalım. En basitinden başlarını okşayıp. Evet. Yani bir vicdanlı olalım bence. Hani onları Suriyeli değil de. Yani yardıma muhtaç, anne babası olmayan, hani en kötü ihtimal anne babası olmayan, yetim ya da öksüz niyetine bir başlarını okşayalım. Yani bir kalplerine dokunalım. Yani bir gülümsesin yani bize. Bazen bir bakışla bile onları evet, aşağılıyoruz. Mikrofonu lütfen. Bazen bir bakışla bile aslında onları ne kadar kötü hissettiriyoruz. Hmm. Hani o acıma duygusu bile o çocuklara kendi kötü hissettiriyor.
Ya o çocukların çok büyük beklentisi yok biliyor musunuz? Mesela biz görüşme yaptığımız bir çocuk bize arkadaşlarının süslü kalemlerinden bahsediyor. Hmm. Bu çocuğun hani size dair öyle çok özel büyük beklentisi soru. Yok. Hiç gözleriniz ıslandı mı? Ben bir ara görüşmeyi yarım bırakmak zorunda kaldım. 40 günlük bebeğin üzerine bomba düşmüş ve kardeşini kaybetmiş. 7-8 yaşındaki bir kız çocuğu kardeşinin ölümünü inanılmaz bir soğukkanlılıkla anlatıyor. Ve ben o görüşmeyi de yarım bıraktım, arkadaşlarım devam etti. Gerçekten çok farklı şeyler var. Yani 5000 lira karşılığında kardeşini satın almak isteyenler var. Şu an? Evet, okul idaresinden birisi 5000 lira karşılığında küçük yeni doğmuş bebeği satın almak istiyor. Ya bu insanların hayatlarında çok farklı şeyler dönüyor. Yani bu fırsattan yararlanmak isteyen çok insan var. Art niyetli insan etraflarında. Evet, çok program yaptım hakikaten. Birçok acıyı paylaştım. Ama bu çok büyük bir acı. Kesinlikle. Hakikaten çok büyük bir acı. Tabii bizi dinleyenlerden tavsiyemiz, tavsiyeleriniz gibi ben de şunu söylüyorum. Hiçbir şey yapmazsanız aşağılamayın. Bence de. Para bir gülelim yani, gülelim o kadar. Para vermiyor olabilirsiniz. Çok şey istemiyoruz, sadece gülelim. Camı indirin, gülün, tebessüm aynen edin. Aynen öyle. Buyur. Ben başımdan geçen bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Alanda biz çocuk çok çok aradık. Yani çünkü dil sorununda yaşadığımız için bulamıyorduk. Bulduğumuzda iletişime geçemiyorduk. Alanı bitirdikten sonra bir gün biz her gün işte ben merkezde kalıyorum. Her gün işte okula giderken o gün de işte tesadüfen arabaya bindim. Ve oturulacak yer yoktu. Bilgisayarım olsun, eşya elim dolu. Tam köşeye geçtim, baktım iki tane 10-12 yaşlarında kız çocuğu bana yer verdiler. İşte ben istemedim filan hani, çünkü onların da hakkı. Öyle ısrar edince oturmadılar. Ben de oturmak zorunda kaldım. Neyse bunları fark ettim ki bunlar Suriyeliydiler. Yani aralarındaki konuşmalardan olsun veya çevredeki arabanın diğer arabada kalan diğer kişilere yaklaşınca onlar sürekli eliyle bir iteklemeye çalışıyorlardı. Ve daha sonra kız yanımda durmaya başladı. Onunla biraz böyle sohbet ettik, güldüm filan. Arabadan inerken durdu. Annesi de yanlarındaydı. Annesi ilerliyordu ama iki kız çocuk arabanın önünde durdu. Ve böyle gözlerinin içi parlıyordu. Bana el salladılar. Ben de o an çok mutlu oldum. Ve arabada biliyor musunuz nasıl bir gözleme şey yaptım? Millet sanki nasıl diyeyim, deliymişim gibi, niye onlarla konuşuyormuşum gibi şeylerde, bakışlara da maruz kaldım. Yani bu kadar vicdansız ve merhametsiz olmuşuz. Oluyor yani. Böyleleri de var. Çok onlara gerçekten yüreklerine değinecek insanlar da var. Evet. Tabii ki çok teşekkür ediyorum. Şeval Ekinci, çok teşekkür Rica ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ediyoruz bu imkanı bize sağladığınız için. Gülcan, sana da çok teşekkür ediyoruz. Emine Çoban, sana da çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Öncelikle size Tutku FM bizi bugün ağırladığı için çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Buyurun. Ben de ilk aynı ben de arkadaşlarım adına ilk önce bize bu fırsatı veren siz değerli Tutku FM sahiplerine. Estağfurullah. Zeki Taş'tan zaten dekanımız, Biricik hocamız. Evet. Zeki Taş'tan hocamıza. Bize yardımlarını hiçbir şekilde esirgemeyen doçent doktor Subat Parin hocamıza ve bütün çalışma boyunca bizi çeken, yani çünkü çok yanlışlarımız vardı, çok hatalarımız vardı. Bize destek olan Yasemin Kalaylı, Akis Kalaylı hocamıza sonsuz milyonlarca kez teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum kızlar. Kolay gelsin, hoşça kalın. Evet, 100. Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğrencileri Şeval Ekinci, Emine Çoban, Gülcan Noyan konuklarımdı. Yarın akşam da 5'te 2 konuğum var. Ondan sonraki günde konuklarım var. Onlarla da aynı konunun farklı versiyonlarını konuşacağız. Görüşmek, buluşmak umudu ve ümidiyle. Hoş kalın, hoşça kalın. Tutku Radyo'da kalmaya devam edin efendim. En iyisi Tutku FM.